course, on the head, on the head. İçirin, o böyle. Ya Jennifer Aniston ya Cihan Talar. Benim karım da... Yolunu alıyor alıyor, Suriyeli alıyor, Nijeryalı alıyor. Aşkım biz diyorsan yüzü çıkarayım açık, bitti kardeşim. Ya bir şey diyeceğim oğlum, dur ya. Tamam güzel komik biliyoruz da bunu yayınlayamayız. Yayınlayamayız tabii. Fazla Polat'la Nifak başlıyor. Cem İşçiler, Cihan Talay. Hepiniz tanıyorsunuz zaten onları. İkisi de çok komik. Abi en seksi bulduğun Türk yabancı fark etmez. En seksi. Şu anki halim. Şu anki halim. Mesela şunun gençliği olmuyor mu? Jennifer Aniston'un gençliği. Jennifer Aniston'un gençliği seni aradı dedi ki Cem'cim dedi ben Türkiye'ye bir geceliğine geliyorum. Bak bir daha gelmem. Seninle bir gün geçirmek istiyorum. Gün. Gece. He. Gece. Ama dedi başka da gelmeyeceğim dedi. Evet. Sen de ne dersin? Yani. Başım üstüne. Bir de otur. İngilizce. İngilizce başım üstüne. Of course, on the head, on the head. Tabii ki dedin, okey. Sure dedim, of sure, course. Tabii ki, of course. Tam abi telefonu kapatıyorsun, Cihan arıyor. Ben de bir geceliğine izleyeyim. Cihan'cığım. Cihan'a açık eczane var. Arıyorum diye arıyor beni. Sevgilimden ayrıldım, çok moralim bozuk. Kafayı yemek üzereyim. İntihar etme seviyesindeyim. Elimde haplar bekliyorum. Öyle moralim. Sana ihtiyacım var, seninle konuşmam lazım. Acilen gelmen lazım. Su mu istiyor? Seninle konuşup dertleşecek yani. Abi aptal mı? Neden bulandı? Ne yapıyor abi? Öleceğim. Öyle ölüyormuş. Susup duruyormuş. Aramasın ben de. Abi elinde haplar da bundan nereye sokuyorsun? Jennifer Aniston derim gereken su getir. Soru şu, ya Jennifer Aniston ya Cihan Talay. Böyle demişim soru o gibi oluyor. Hangisini öpersin falan. Yani ölecekse tabii ki Cihan Talay'ın yanına giderim. Cihan Talay'ın yanına gidersin. E tabii canım. Peki abi gittin, zili çaldın, Cihan kapıyı açıyor. Aa Cem ben seni aramayı unuttum kanka ya. Biz sevgilimle barıştık hatta evde şu anda. Çok teşekkür ederim geldiğin için. O hapları yuttururum. Yediririm o hapları. Sevgilisi de buna da. Ya abi adam ölmemiş ne güzel mutlu olmaz mısın? Ölsün pezevenk. Vallahi ölsün abi. Cihan kızar orada kızar. Kızarım net çok fena kızar. O durumda var da kızar. Hapları yediririm. Hele bir de içeride Jennifer'ı görürse falan. Cem'i kaçırmışlar. Kötü adamlar kaçırmışlar. Ve seni arıyorlar fidye istemek için. Kötü adamlar ne kadar masumdur moderatörü ya. Kötü insanlar Cem'i kaçırmışlar. Ay. Ve senden çok büyük para istiyorlar. O para da sende yok öyle büyük bir para. Ama diyorlar ki polise gitmeyeceksin. Tek seçeneğim tefeciler. Parayı vermezsen göt kesenlerden. Getirmezsen eğer parayı diyor. Saat başı diyor. Cem'in bir parçasını sana yollayacağız. Haberin olsun diyor. İnşallah ilk saat gede getir. Nereden başlıkları tahmin ediyorum ya. Cem Bey paketini... Bir küçük kağıda sarmışlar. Zaten... Artık getirmene gerek yok da diyebilir yani. Cem ilk saat gelmezsen siktir. Benden emin kız. Kibrit kutuza koymuşlar beni. Yani herhalde pazarlık yaparım. Gerçekten pazarlık yaparım. Polisler pazarlık ne abi? Pazarlık bir şey. Hani iki kişi kaçırsanız dörde olmaz. Karısını kaçırmamışız. Mümkün dayı da. Geçen sene bir arkadaşım gibi kaçırdılar falan. Ne kadar uygun istediler. Burada dünyana kaçırıyorlar. Ya geçen seneki fiyatlarımızı biliyorum ben falan diye böyle. Hayır hayır ama adam Beşiktaş gibi bir yerden kaçırıyorlar. Ya, yani daha pahalı olur. O kadar keşke, mal değildir herhalde. Gün önünde olsa o anda mesela daha ucuz. Adam PlayStation kabını tıklan bir adam yani. Oradan kaçıracak kişi de 2,5 istemesin. Yani. Abi Cem'i de kaçırsa metrobüse kaçırırlar. TÜYAP'tan arıyorlar. Cihan oğlum nereye kadar gidiyor? Metrobüs de kaçırıyorlar. Dünyanın en fakir örgütü. Mesela böyle... Tabii. Aktarma var. Mesela intihar eylemi yapacak bunlar. Mesela kendi asarak yapıyor. Tekmelemeye çalışıyor. Bomba falan yok. Sen, Cihan ve eşin tatile çıkma planı yapıyorsunuz. Evet. Mesela Paris'e gitme planı yapıyorsunuz. Biletleri alıyorsunuz abi. Uçak biletlerini, otel rezervasyonu yapıyorsunuz. Onların da parası. Her şeyi ödüyorsunuz. Bir hafta ortak tatil. Oluyoruz. Herkes kendi şeyini ödüyor yani. Sen eşinle kendi. Ha okey yani. Tamam. Üçünüz sadece birlikte plan yapıyor. Cihan eşi yok. Ben ha, o şey başına Cihan, geliyor. Tamam. Başına geliyor. Okay. O Paris'te bir işi varmış. Size eşlik edecek o da. Abi son gün senin işin çıkıyor. Gidemiyorsun. Eşin de diyor ki ya diyor Cem diyor o kadar para verdik diyor. Ben gideyim bari diyor. Hı-hı. Cihan zaten her türlü ben gideceğim diyor yani.
Ne dersin içine? Ama bu arada benim Paris tatilimi engelleyecek tek işim benim kendi cenazemdir. Abi ben öldüm gelemiyorum. Onu da haber veremem zaten. Abi, neyse diyelim çok, ki. Çok önemli bir tamam, şey. Tamam çok önemli. Ya. Yani o gün kesinlikle gidemezsin. Tamam. Eşim diyor ki ben gideyim. Eşine gitmek istiyor. Ne dersin eşine? Gidin de. Bir problem olmaz. Yok yok. Eşin diyor ki Cemcim diyor biz diyor çok güzel bir tatil geçiriyoruz diyor hı. Cihan'la. Biz diyor tatili uzatalım mı diyor. Bir hafta daha kalalım Paris'te. Eiffel'e daha gidemedik. Lure'a gidemedik. Ne yapmışlar? Bir kafe bulduk. Bir hafta sonra sorabilirler. Abi ucuz bir çay var. Senin için problem olur mu? Olur tabii canım. Niye uzatıyorsun? Sorunu soruyamam. Yok mu oğlum? Seni de gönderiyorlar. Ya siz sıkılırsınız arkadaşlar. Bizim fazla var. Çok komik. Ne alakası var abi? Tatil çok güzel geçiyor. Bana 2000 daha kalsak ne olur? Kalmayın ne? Ya. Niye bacak. Niye? Niye kalarsınız oğlum? Ben değil lan. Ben böyle yapmam için. Ben seni aramışım. Cem'e haber verme sen de gel falan. Benim biletiyle ben gelsem mi lan? Oğlum gidemeyeceğim. Abi ben yokum abi. 3-2 sene. Tamam. Beni eşim arıyor var değil mi? Uzatalım diye. Evet. Yani uzatırım konuyu biraz. Önce bir konuyu uzatırım. Yani, yok peki abi. Şey der misin? Ya hayır mı dersin? Hayır derim tabii. Hayırdır bile der yani. Niye? Hayırdır derim. Hayır eşin diyor ki aa niye? Aa mı? Ne olacak diyor gelmişiz o kadar bir daha. Paris'e nerede geleceğim diyor. Gel bir daha gideriz derim. Ama diyor gelmişken göreyim diyor. Görmedim. Bir hafta da. Odadayız böyle duruyoruz. Bakayım çözüm. Bir büyük demirdir ya aşkım. Paris'e var mısın bir hafta? Yani bir içinde böyle bir rahatsızlık. Hayır. Tam anlamda değil. Yalnız mi? Gitse de yani. Hatta... Yalnız gitse uzatmasın izin vermez misin? Yalnız gitse belki verirsin. Nifaklandın abi. Ha. Ben de nifaklandım sen. Evet hani bir nifak mı giriyorsun? Evet, abi Cihan kardeşim yani niye öyle... Cihan'la ilgili bir soru yok. Neden Cihan'la o kadar... Eşine mi güvenmiyor? Kime güvenmiyor? Yok Cihan'a da güvenmiyor. Paris'e güvenmiyor. Paris çok pozlu abi. Paris çok pozlu. Abi doğru insan. Ya insanda bir kuşku mu oluyor yani? Ya sinir olur. Sinirden yani zaten etimizden budumuzdan ayırmışız. Çocuğun nafakasından şeyinden... Yediği yemekten ayırmışız Paris'e gideceğiz. Ben gidemem. Zor zor. Öyle mi? O kadar da... Sinirlerim bozuldu zaten. Ama hissetme canım yani. Param var yani. Hepin senin zengin olduğunu biliyorsun. Metrobüsü paravan olarak... 2-3 tane basıp yatarak gidiyorum. Benim zenginim. 3 kişilik koltuğum. Bugün öyle biri, biliyor musun? Dolmuşa bindi. 3 kişilik verdi para. Dedi ki buraya hocam kimseyi alma dedi. Ha. Ben rahat gideceğim. Çanta falan var dedi. Oraya 4 kişi oturttu adamı buraya. Yolda alıyor. Suriye'yle alıyor. Nijerya'yla alıyor. Adres o çantayla böyle kaldı. Bir şey de diyor. Dolmuşlar çok acayip. Dedi ben de buradan botla İtalya'ya gideceğiz herhalde. Ortak bir arkadaşını söyleseniz ikinizin de çok sevdiği ortak bir arkadaşınızı. Onur Gökçek. Onur Gökçek evet aynen. Onur Gökçek'le sen şakalaşıyorsun. Tamam böyle sert bir şekilde şakalaşıyorsun. O arada da Cem sizi görüyor ama Onur'u tanımıyor. Lan diyor Cihan kardeşim mi? Bardak boş. Dedin ya hiç çalışkın yap diye. Hayır çalışkın yap değil mi? Aa diyor sen benim Can kardeşim Cihan'ım dövüyorsun diyor. Tanımıyor Onur'u. Arkadan geliyor vuruyor Onur'a. Onur da ayağı sekiyor, ters geliyor, kafası kaldırıma vuruyor ve ölüyor. Olur ya, düştü öldü. Cem diyor ki, Cihan'cım diyor, ben seni kurtarmak için yaptım. Ben diyor bu Onur'u gömeceğim. Sen sadece beni ihbar etme. Ben cesedi oradan kaldıracağım diyor. Polis geldiği zaman ne dersin polise? İtirafçı olur musun? Olur, söylerim. Olur, çocuğa ara dedi ki, babam dedi, nasıl dedi, iyi mi dedi? Cihan amca dedi, çok özledim. Akşam gelirken üstümü örtecekti dedi ben yatarken. Çok özledim babamı dedi. Ne diyeceksin? Anam Paris'te geziyor yani. Anne Paris'te olduğu için üstümü örten yok. Doğru eğer yok. Bu hikaye bunu çarpmışsa eşimden gider. Ooo gidemiş taraftan. Kocaman işte diye Paris'te. Anama kadar gidiyor. Eş hiç fark etmiyor. Hala Paris'te. 30 yıl Paris'te. Tatilimizi uzatmış. Cem de açmayınca ben de aldım 30 yılı. Yok ya ben herhalde ihbar ederim. İhbar edersin. Onu da ihbar ediyorum çünkü malam koyuyor. Sen üzülür müsün? İçeri giriyorsun abi kelepçelerle. Yok teşekkür ederim ihbar ettiğin için. Sarılırım. Aranızda böyle bir şey olur mu? Bir daha onunla konuşur musun? Mesela ziyaretine geldi. Demir parmaklar arkasında sen varsın. Ya kanka kusura bakma diyor sana. Ne dersin? Ne yapıyorsun? İhbarcını sıkıyor. Yediğin işte seni olsun bana gezinler. Şey dedim ya. Oğlum bak vize bitmeden yemeyin onları.
Çok zor oluyor bir daha. Beni sitem 30 yıl buradaydı. Beni var ya koç ağası yaptılar herhalde. Bana Paris'ten Donatel getirdiler. Nasıl gördünüz mü Eyfel Kulesi? Hakikaten magnet falan getirmişler. Hayır canım ya. Magnet de orada asıyorsun kimse... ranzanı asıyorsun magnet. Magnet de özel bir hediyedir. Kimse oraya aklına gelmez de getirmek yok. Aynen. Cihan geldi diyor ki, abi diyor, hayatımın kadını buldum. Evleneceğim onunla. Çok seviyorum. Aşığım. Ailesiyle tanıştık. Çok mutluyuz. Yani seninle tanıştırmak istiyorum. Sen de çok seveceksin diyor. Çok mutlu. Gözleri içi parlıyor. Kesin diyor bu evleneceğim kadın. Harika diyor. Çok aşık. Seninle tanıştırıyor. Bir bakıyorsun o da ne? Senin daha önceki one night stand. Oo. Bana mı? Sana diyor ki. Yani benim arkamda mı yapıyor hareketi? Sen. Yan yanasın. Sen görmüyorsun. O da şok oluyor çünkü. Bunu görünce o da şok oluyor. Daha önce olabilir canım. Daha önceki bir ilişkisi yani. Sen ne yaparsın? Cihan'a söyler misin? Ben de söylerim. Ne dersin? Çok kısa sürdü yani. Varlığı da yok. Çok bir iz bırakmasın. Yani kardeşim sana. Böyle bir durum var yani 8-10 saniye sürdü. Onun için seviyorsan... Ne olacak ne olacak ya? Falan gitti. Aynen kanka diye. Sonra bir Cihan'la bir tane öpüşmeye başladı. O sana söyledi ya. sen ona rağmen devam etmişsin ama edersin yani değil mi? Çünkü modernsin. Ne alakası var onun? Etmez misin? Abicim. Ne olacak abi bir gecelik bir şey yani ya da... Bir gece bile sayılmaz. Hadi bir gece bile sayılmaz. 8 saniye bir ilişki yüzünden yani. Seni rahatsız eder mi bu? Eder. Öğlen. Mesela şey dersin o zaman. Öğlen. Ayrılıyor eşinden. Yeni kocası. Yeni kocası. Eski kadın kocası. Hamile yeni kocasından. Aha. Bir de bunlar tatile gidiyor. Pezevenk çocuğu da eski kocasına bırakıyor. Olsun. Ve onların evinden alıyor gidiyor çocuğu. Al işte. Bunlar nasıl? Al yapıyorsun? İşte ne ya? Beni ikna mı edeceksin? Ya ne biçim modern ya? Işte hadi be Cihan. Hadi be. Hadi be. Lan ne olmuş geçmişte birisi nereden geçti? Bu arada kız peki benim Cihan'la arkadaş olduğumu biliyor mu? Hani bana söylemedi. Her tanış, şey baştan belli olsaydı ben de bunları bilseydim belki bir ihtimal buna... Ama kız var. Nereden bilsin abi? Senin arkadaşın ismini söyle bakalım ben söylemiş. Daha önce birlikte olduğumu diye soracak. Ne yapayım oğlum ben de sana fotoğraf mı atayım bununla beraber? Cem, ilk sorum sana. Boşluğu doldur abi. Eğer bana nokta nokta yaparsa Cihan, dostluğumu bitiririm. Zaten ancak bu şekilde bitiririm abi dostluğumu. Eğer bana nokta nokta yaparsa. Nokta nokta yaparsa bitiririz zaten. Yok belki de daha güzel. Zaten amacımız o değil mi? Bacarmayız yok. Bir short var altında var. biliyor da gibi aslan. 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 Neler yaptı bitirmedim. Demek ki daha sert bir şey yapması lazım. Ne yapsın abi sen ne istiyorsun fazla sert korkulardan? Hard. Bu masa niye var oğlum ben onu anlayamadım. Gerek de yoktu aslında ama birimiz yatacağız galiba en sonunda. Yani, belki bir şey vardır abi insanın çok rahatsız. Mesela babam bıçaklarsa küsün gibi yani ya da... Babam bıçaklarsa babam görüşmesi canım bana ne? O mesela. Babamla arası açılır. Ben sen yine devam edersin yani. Bilemedim hemen şu an ya. Yani çok... Paris'e gidersin. Cihan bana yalan söylediğini hemen anlarım abi. Nokta nokta yapıyorsa kesin yalan söylüyordur hemen. Ben Cem abinin bana hiç yalan söylemediğini düşünüyorum. Evet. Hiç yalan söylemedin. Hatta belki de kimseye söylemiyor. O zaman çok iyi söylüyorsun kanka. Ya da öyle. Çok iyi bir yalan söyleyici. Yok çok iyi yalan söylemek çok zeki olmak lazım. Bende o kadar zeka yok. Çünkü hangi yalanı kime... Abi ne nifak. Yok, ben de nifak ile fazla pot var diye sınavına koyuyorum. Çünkü nifak sensin burada. Önünde bir tuş var. Her basında sana 500 bin lira veriyor. Oho. Mutlu olur. Basarsın. Değil mi? Yok bak geçek aradan falan. Haksın. Haram para isteme falan ne diyebilirsin annem. Ben kazandığım para bana yeter gibi bir şey. Haram 500 bin yazsa bile basarım. Haram 500 bin. Her bastığında 500 bin lira kazanıyorsun ama can kardeşin, hayatının anlamı, canın ciğerin, Cihan'ın da ömründen bir yıl gidiyor. Tamam, iki kere basarım. Cihan'ın hiç haberi yok. Bak, hiç haberi yok. Okey, okey. Basar mısın? Basarım. İki kere basarım. Niye iki kere? Niye bir kere? İki yıl gitsin, 1 milyon olsun diye. Bu adam ya 3-4 sene sonra ölürse hayatının bağrında, lan 2 sene daha fazla yaşamak ne kadar önemli. Ben şöyle yapardım, ben size bakmayayım. Top. Ömründen bir yıl gitse ama ben sana 250 bin lira versem. Kabul eder misin derdim. O da ederdi muhtemelen. Bana bir yıl da yeter. Ben de yani artık ama bence Cem onu kabul etmeyebilir abi. Çocuğu var. Çocuk olduktan sonra insan değişiyor. Daha fazla yaşıyor. Ha, o mesela zaman, çocuğun diyecek baba hani, öyle hani, mi görmeyeceğim? Koşalım falan diyecek. Bir yılına 250 bin lira vermez miydin? Ya şöyle yapalım. 1 milyon 4 yıl.
Ben İkizleri biraz çünkü ev alacağız. Aynı zaten. 1 milyon 4 yıl aynı şey. Benim tamam. Söylediğimde. Hayır işte 1 milyon alırım 4 yıl gider. Ha tamam. 200 bana sen 500 milyon değil mi? 500. Tamam. 500 alıyorum ya ben. 4 kere bana veriyorum. 2 kere sana kalıyor. 4 kere basacaksın. 4 kere basacaksın. 2 milyon alıyorum. 1 milyon ben. Sen 1,5 ay bana. Niye biliyorum? Oğlum bir dakika. Sen bunu kabul etmedin mi? Ettim. Kardeşim bir saniye sen kabul ettin mi? Abi. Ben bu işin ticareti. Vallahi yabancı değilsin evet. Ya lan. Normalde evet. Vermez o kadar yani. Abi bak şimdi madem benim ömrümden gidiyor 4 sene. Ama tuştu onda. Bir şey konuşurken eli böyle kalsa onda. Bir dakika böyle. Bir anda 5 milyon dolar aldım. Alacaklı çıkıyor. Benim şey de ölüyor. Herkes babam da ölüyor. Tabii. Benim ömrü yetmiyor. Haciz geliyor. Babamın ömründen alıyorlar. Sen de yoksun çünkü. Cihan. Efendim. Abi yakın arkadaşlarına oturuyorsun. Çok samimi arkadaşlarına. Cem senin telefonunu arıyor. Şehir dışında o arada da Cem. Seni arıyor diyor ki Cihan'cığım diyor geldim diyor. Bir saatliğine seni görmek istiyorum diyor. Neredesin? Ya diyorsun işte arkadaşlarımla oturuyorsun. Aa iyi ben de gelmişken tanışırım diyor. Geliyor abi. Tanıştırıyorsun arkadaşlarınla Cem'i. Sonra bir fark ediyorsun Cem acayip ter kokuyor. Ve farkında da değil. Herkese böyle çak çak yapıyor falan. Koltuk altıyla sürekli herkes. Ben niye de bekara Tarkan gibi giriyorum. Ona bir bakla sonra vay! Hemen duyuyor insanlara çak diyor. Hoş geldin Cem. Oğlum vay! Oğlum vay! Öyle diyor öyle hayır, farkında mı var hepsi kanka? Derde. Hepsi böyle uzaklarda oturduğu için abi sen ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Falan. Herkes senin kokunu alıyor ve rahatsız evet. Oluyor. Sen bunu fark ediyorsun. Arkadaşın sana böyle yapıyor, kokuyor diyor. O fark etmiyor. Ne yaparsın? Gelsene abi bir kenara derim. Hı-hı. Abi derim. Nereden geliyor? Bu koku nereden geliyor sence? Abi derim hani böyle bunu böyle uyandırmaya çalışıyorum. Sen de bir koku alıyor musun derim hani böyle. Yani emin de olamadım ama. Sana da böyle geldi. Falan böyle. Yo düğüne bakıyorum. Söylerim ya. O sırada sonra vay kardeşim beni yanına aldı. Abi tamam. Cem abiye derim ki. Tövbe Cem abi. Mutfağa gitsene bir şey söyleyeceğim. Geliyorum derim. O gider. Çocuklara derim ki. Leş gibi ter koku. Hani, ne onu satarsın? Aynen hakkında. Yok. Ben de rahatsızım. Ama ben de rahatsızım. Bir saat dedim. Bir saat dayanım ya ne olacak? Sonra mı? Yok ya. Cem eve bir geliyorsun abi. Cihan'la sevgilin aynı odada biri bir koltukta biri bir koltukta oturuyor. Bizim evde. Ha, sizin evde. Sevgilinle. Nasıl normal giyinikler? Eşi normal giyinik. Sevgilim de bir de eşim de var içeride galiba. Eşim dayın da o sıra havluyla kullanıyor. Aralara sonra da alamam. Paris'ten dönmüşsünüz. Hırsımızı alamamışsınız. Orada mı? Her kokuyorlar abi. Her kokuyorlar. Her kokuyorlar. De aslında bu ne kokuyor abi? Sadece onu derdi. Ya Cihan ya. Açın bir camı ya. Eşi, sevgilin normal oturuyor. Karşısındaki koltukta da Cihan yarı çıplak oturuyor. Yarı çıplak mı? Üstüyor. Şurayı istiyor. Şurada a**la gözüküyor. Oğlum böyle yarı çıplak. Tam bir yarı çıplak yani. Öyle kesin. Buradan kesin. Ve burada da bele falan var. Yan yarısı bak. Şurada kan baskısı var. Hakikaten yarı çıplak öyle bir şey olabilir de ya. Hep böyle düşünürüz ama böyle düşünebilir ya. Oturma var. Abi benim sol taraf da iyidir yani. İyi diye burayı giymem şu an. Süper kahraman var abi. Hot lift. Geldin abi belden yukarısı çıplak. Oturuyorlar. İlk önce tepkin ne olur? Onu söyle bana. Sonra devam edeceğim. Şimdi ben nereden geliyorum? Ne fark eder abi? Eve gelmişsin can yarı çıplak. Bu mu senin sorun yani? Problem yok yarı çıplak. Dediğin gibi belden yukarısı mesela. Üst giyinik alt çıplaksa sıkıntı. Ay alt giyinik. O da yarı çıplak oluyor çünkü o yüzden. Üstte mont var aşağıda da abi klima vuruyor. Öyle mi? Öyle. Kapıda çıkaracaktım da klima çok vuruyor. Öyle öyle. Benim geleceğimi biliyorlar. Biliyorlar. Mantıken o gösteriden geliyorum ben. Anahtarla geliyorum. Belki erken gelmiş. Erken geldim. Erken gelmiş. Bitmiş ama giyinememişim. Sen erken gelmişsin. O da erken gelmiş. Herkes öyle erken gelmiş abi. Öyle bir problemimiz var kardeşimle. O yüzden yakınlaştık. Ben içeri girdiğimde böyle normal oturuyorlar. Hani böyle bir şey yok. Sohbet ediyorlar. Tabii hiçbir şey yok abi bunda ne var? Peki bundan sonra dikkat eder misin hal ve hareketlerine, sevgilinin ve canın? Ha acaba mı benim mi? Ulan acaba mı? Yani yok. Bir telefonlarına bakayım bir daha önce hiç bakmışım. Ben hayatımda sevgilimin telefonuna bakmadım. Hiç bakmadın mı? Hı. Arasa bile bakmadım. Bu senin için. Şey. Çünkü akşam yapıyor ya. O sıra başkasına da uçtun ama.
Bu soruya çok öyle hemen mutfağa gider bıçağı alırım falan diyen var ya. Vallahi mi? Sen kimleri yani koydun? Bir meyve tabağı yapacağım onları falan diye. Oo benim aşkım. Aşkım Nutella nerede? He. Diyorum Nutella niye yok orada? Çaktım şunu. Bir geliyorsun hakikaten Nutella parçası var bu çocukta. Bu seni huylandırır mı? Hemen içeri gider, hemen mutfakta ekmeği kaparım. Bu seni huylandırır mı? Bu dünyanın en normal şeyi. Cem senden borç listesi verir misin? Veririm. Peki hemen ister misin? İstemem. O limitin ne kadar abi? Hani şu kadar verirsem isterim abi diyeceğim bir limit var mı? Ne kazanıyorsam %10. Çünkü fakire öyledir. Bir kazancın neyse %10'da der. O şey sanki biraz da şey, zekat gibi oldu. İki sayılır yani. Ya, ne param varsa atıyorum 50 bin liram var. 10 bin lira istedi veririm. Cem dedi ki abi bir haftalığında bana dedi 5 bin lira verir misin dedi. Sen dedi var verdin. Verdim. Bir hafta geçti, iki hafta geçti, bir ay, iki sene. Unutmuşum ben. Hayır. Sen hatırlıyorsun ama bu arada mesela 5-6 ay geçmiş, hala ödememiş. Bahsetmiyor. Bu arada da hiç bahsetmiyor. Ve Cem sürekli abi bir yerlere tatile gidiyor. Instagram'a bir bakıyorsun, Cem sürekli bir ülkeden video çekiyor. 5 bin lirayla. Ve şeyi diyor, yani hayır 5 bin lirayla bilmiyoruz ama yani 5 bin lira almış, vermemiş. Sen Instagram'a bakıyorsun abi, işte diyor ki yeni telefonum, keriz telefonuyla şu anda story çekiyorum diyor. Ama bak senin ismini seni mentionlamıyor. Keriz telefonu. Ve sen o story'i beğenir misin? Diye değil tabii. İster misin? İstesin artık yani. Ha, hatırlatırım ona. Bir dalga dümen yaparım ya, ben paramı bırakmam. Alırım diyorsun. Ya hayır cevap. Vermiyorum, üstüne yattı abi. Vermiyorum. Ya. Vermiyorum lan, ne yaparsın diyor. En üstüne yatıyor diyor. Gerildi şu an bana. En üstüne yatıyor bezerek. Ve araya adam mı sokarsın? Abi? Yok be ya, asla öyle bir şey yapma. 5 bin lira yiyeceğim. Araya 10 bin lira harcamıyor adam. Mafyanın en büyüğünü ulan. İtalya mafyasını olacak. 10 bin liraya adam çıkmışım. 5 bin lira da ben bokstam. sen ondan 5 bin al. 5 lira ben vereceğim. Abi vallahi vereceğim. Ona da borcu var. Ona da sizin borcum var. İstemiyorsun yani. Yani. Ne bileyim abi, dostumuz belki istemezsin diye düşündüm yani. Zaten yapacağım başta abi? İstemem dedim fazla. Dedim ki Cem abiden ama istemem. İki tane fotoğraf gördüm hemen istedim abi. Sen şöyle söylediği bir tarih var. Fotoğraf atıyor bilmem ne falan. Benim de param yoksa, benim param yoksa abi derim hani sana ben bir para vermiştim ya borç. Hani sen de bana bu tarihte ödeyeceğim demiştin. Abi ödeyemedim, yok diyor. Kıyım o zaman story. Derim yani bir şey derim herhalde. Mal da değilim ya. Para bana bırakmam. Mal mıyım ben? O telefon... Bir de yeni telefon falan... Abi o story sizden ya. Ben kendimi kötü hissediyorum. Böyle bir şey derim herhalde. Ben sizin patronunuzum. İkiniz de benim adıma sahneye çıkıyorsunuz. Tamam. Ve size diyorum ki... Beyler... ikinizden birini kovacağım. Kimin kovulacağına karar verin. Bir dakikanız var. Bana söyleyin. Gerçek şartlarımızda. Gerçek konuş. Şu anki şartlarınızda, şu andaki sahneye çıktığınız yerde ben patronunuzum ve size diyorum ki ikinizden birini kovacağım, artık burada çalışamayacaksınız. Bir dakikanız var ve kendi aranızda konuşun, bana bildirin. Bir dakika çok. Ne ben var? Kendim giderim çünkü beni oraya sokan Cem. Yazı tur atardım ben de. Sen de derdin, hemen kabul eder miydin adamın ihtiyacı var çocuğu? Yok, yazı tur atalım abi derdim. Sen de derdin, okeyler miydin mi? Evet okey. Yazı derdim. Yazı derdi. Ben hem yazı hem tura diyebilirim. En azından %50 bir şansın olur diyorsun. Evet. Ya eğer ben Cihan'cım bu hani böyle bir durum var. Beni de oraya sen soktun. Ben gideyim dedikten sonra. Bana ben sokmadım yazı tura, öyle söylüyor da. Yani o vesile oldu. O abi yazı tura atalım derse atalım derim. Sen de şey der misin? Abi seni ben getirdim buralara. Yani ben vesile oldum. Yok yok. Demek tamam da yani yazı turaya da. Buraya nifak girmez. Yazı tura atarım. Ama derim ki inşallah ben kazanırım derim içimden. Tamam kazanamadım. Bu piyasada mesela bir daha seni hiçbir yerde çıkartmayacağım. Ne demek bu ya? Niye diyorum? Hayır, ben patron seni olarak. Bitire. Ha. Öyle bir kovuyorum ki her yerden kovuyorum. Sahneler bitti. Stand up bitiyor senin için. Ona göre zaman konuşayım. Yine de yazı tura atarız ya. Ne yapalım? Yani atalım. Ben söyledim zaten. Hadi lan atalım. Allah Allah. Sana bırakıyorum. Hadi diyelim. Hadi mesela oldu. Hadi. Dik seni. Sen de yok. Dur ben vereyim. Var. Var mı? Bozuk oğlum. Yazı mı tura mı? Az önce yazı derdim dedim sana. Yazı. Ben de turayım ama masaya düşsün elinde. Göreceğiz abi. Acaba görecek mi kamera? Ben görürüm abi. Ben söylerim. Vay be oğlum, heyecanlandım lan. Kimdi tura? Ben turayım. Sen kalın. Ne öyle bırakma gözünü. Gerçekten çok gücü ruhluymuşsun kanka. Hemen zaten yazı turayı da kabul etmem.
Böyle para atılmaz. Abi adam böyle atarsa... yazı kaldı. O zaman Cem bizde çalışıyor. Nasıl atayım abi? Abi senin de stand-up hayatın bitiyor. Ben şu an kazandığımı hissettim. Çünkü böyle ama atılmaz. Sen onu kabul ettin. Ya çocukluğumuzdan beri yazın tura atıyoruz. Böyle para attın. Bir dakika nasıl attın? Bunu kabul eder miydin? Niye nasıl attık ya? At abi. Böyle attım abi. Oha yok. Böyle koydum. Koymuşsan tarafı da yazalım onu ne var? Baba siz daha bu konuda anlaşamıyorsunuz ya. At. Bak şu masayı tutturamadın daha. Al gene yazı. Bu bölümümüzün adı Seni Nasıl Bilirler. Evet, birbirinizi de çok iyi dostsunuz. Peki diğer arkadaşlarınız sizin hakkınızda ne düşünüyor? Burada ikiniz ayrı ayrı yarışacaksınız. İkinizin diğer arkadaşları, dostları sizi ne kadar seviyorlar? Mesela borç isteseniz verecek arkadaşlarınız var mı? Öyle diyeyim. Çok acil para ihtiyacınız oldu, verirler mi? Yani var. Acil bir şeye ihtiyacınız olsa yani, verirler yani. Evet. Öyle dostlar biriktirdik diyorsunuz. Peki ben de diyorum ki o dostunuzu şimdi arayıp hoparlörü alıp borç isteyin. Bakalım verecek mi? Zaten daha sonra açıklayıp söyleyeceksiniz yani. Ama tamam. Bir programda olduğunu söylemeyeceksiniz. İlk önce bizim limitimiz 5000 lira. Cüzi tutuyoruz rakamı. Cüzi mi bu? Acil bir şey olmuş ama 5000 lira bir şey lazım. Benim 4-5 kişi aramam gerekebilir şu an. Biner binerden ya. Hayır şöyle olacak ama 5000 lira isteyeceksin ya adam hani abi o kadar yollayamam derse ne kadar yollayabilirsin diyeceksin. Evet, tamam. Sonra senin topladığın para o olacak. Hanginiz daha çok toplarsa o daha iyi arkadaş. Bir dakika Cihan kimi arayacağım ama arkadaş arayacağım değil mi? Dur arkadaş. Cihan'ın arayacağı bazı adamları var. Aile yok. Arkadaş sadece. Arkadaş ama. Çünkü Cihan'ın arayacağı bazı adamlar var. Kamyonda para getirebilir buraya. Hayır. Arkadaş ya. Tamam. Senin arkadaşın olacak. Bilmiyorum yani. Kim? Benimki kamyon bile getiremez. Öyle söyleyeyim ya. Kirala getirirsem yok abi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. İşte dostlarım. Adam olayı anladı. Telefonu kapattı. Beyler para buldu. Hakikaten oğlum başınıza bir şey gelse hastanede kalırsa sıçtın size. Allah biliyor da getirmiyor başımıza bir şey. Bu nasıl dost biriktirdiniz siz ya? Ne biriktirdiniz oğlum siz? Valla bir şey biriktirmemişsiniz. Para desen o da biriktirmemişsiniz. Sen kesin verecek adam mı ama? Yani verir diye. Verir diye düşünüyorsun. Kız arayayım ya. Yani. Boşmak istemiyorsun yani. Kız arayayım. Ya verebilecek yani birisin araya yani. Gerçekten evet, abi. Yani verir diye valla makarasına değil yani. Verir diye düşünerek anıyorum. Ben de merak ediyorum şu an verip vermeyi. Güzel olacak yani. En azından gerçek yüzünü de görmüş olacaksın. Biz yani bırak para bulmayı. İnsanlara ulaşamıyoruz. Zor durumda kalsak 5 lira lazım olsa o da yok. Aradığınız kişi ben şu anda buldum. Bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Açırız, açarsa kazanalım biz. Valla açan kazanacak ya. Ciddi söylüyorum zaten. Efendim? Abici müsait misin? Müsaitim abi. Ya ben bana bir acil para lazım da var mı hesabında ya? Göndereyim abi. Ha 5000 lira. 5000 lira mı? Ha neye güldün oğlum? Geyik mi yapıyorsun? Yok bu oğlum 5000 lazım acil. 5000 lira nerede var bende abi? Ne kadar var şu an acil? Ben başka birkaç şey daha sorarım olmadı. Ne kadar? Sana 5000 lira mı lazım? Ya sen ne kadar gönderebilirsin? Bir bakayım hesabımı bilmiyorum ki. 2-3 falan? 1500 lira falan vardı en son da bakayım. 1500. Hakikaten geyik mi yapıyorsun ciddi misin? 1500'ün tamamını gönderebilir misin? Yani benim IBAN'ı atayım sana hemen. Tamam gönder abi bakayım ben abi. Tamam abiciğim hemen göndereyim sana da sana zahmet. Çok sağ ol. Tamam. Sağ ol canım. Bu arada bakayım dedi yani o muhtemelen o 1500'ü de vermeyecek. Sabahtan beri bakıyordur o be. O 1500 olsun. Dur bu devam ben edecek. Ben onu hiç söyleme. Onu şimdi Cihan'dan sonra sen ara. Alalım parayı lan hazır gönderecekken. Hak etti lan o. Sizler verir misin? Ben bu arada IBAN'ı atayım da abi. Şakayı sonra anlatırız. YouTube'da kendi görse pes emek. Allah üstünden al. Vallahi. Dur bu yarışma güzelmiş. Birkaç kişi daha arayayım. Yarışma aldım. Cihan onu da ben arayayım. Dur Ayhan'ı. Ayhan Cihan'dan arıyorum. Acil kaza geçirdik de. 10.000 lazım. Alır ya vallahi. Şey gibi de ya. Hiç bir meşhur aldık. Savcıyım ben de. Savcı. Ben hocam. Alo. Efendim yavrum. Ayhan ne yapıyorsun yavrum ya? İyi yavrum sağ ol sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne diyeceğim ya bana para gönderebilir misin be varsa sende? Yani şu anda şu saatte neyle göndereyim? İşte telefonla şeye hesaba havale. Finansbank var mı? Var var var. Ha tamam Finansbank varsa göndereyim. Tamam 5000 lira ama. 5000 lira mı? He. 5000 liram yok oğlum ne yapıyorsun? Kaç para var? 2-3 bin lira var. Tamam olur o olur. Tamam. Tamam yavrum. Atıyorum şimdi sana IBAN'ı. Tamam yavrum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Bir dakika abi. Hayır, itiraz ediyor. Hayır. Bravo. Hala şansım var, hala şansım var. Birisini ara, daha yükselim. Ben de Ayhan'ı arayacağım. Hazır veriyor lan, Ayhan'ı ara. Ayhan, iki de bana gönderebilirim. O zaman bir dakika, benim toplamda 3500 mi oluyor? Hayır, o kendisi şu anda 3100 lazım bana bir. Sen 2500 mi oluyorsun? Hayır, 2-3-3 mü oluyor? 3 dedin. 2,5 kabul ederim. 2,5 kabul ederim. 2-3 dedi, 2,5 dolar. Ben işte 2,500'ü geçersem kazanıyor muyum? 2,600 bul, kazan. Aynı kişiden mi? Hayır, başka birisinden. Senin dostun başka birisi. Metin'i ara. Hangi Metin'den? Bizim etiketimiz. Ha, Pıhlısı mı? Pıhlısı. Oğlum. Pıhlısı. Ama ha. Düğün üzeri çocuktu bir de. Hem takı takamadık, bir de borç istiyorsun. Metin, iki yarım gönderebiliriz. Takılanlardan. Bir de gelinlik kiralık değilse diyorum, ona gönderirsen. Oğuzhan Uğur'u arasam yapacağız. Abi sen WhatsApp... Aa, Oğuzhan'ı arayayım mı? Çekilmiyordur. Çekimde falandır. Oğuzhan'ı açmıyor muhtemelen. Döner bana şimdi. Öyle geyik var ya. Dönsem açsa ya. Abi kusura bakma ya, açamadım. Cem arıyordu falan. Sen açarız abi, Cem'i konuşturuz. Anlar ama. Çok mu saat geç? Kız arkadaşımı arayacağım. Şimdi 3000 mi istemem lazım? 3000 yaparsan kazanıyorsun. Var, 2600 bile olur. 2500. Olur. 2600 lira 3'te 2600 saçma olur. 2750 lira lazım. 2743 lira lazım. Efendim? Demetçi, müsait miydin? Müsaittim. Ya sende garanti var mı? Garanti var bende. Ya bana bir acil para lazım da gönderebilir misin ya? Ama bakayım sıfır cimcim ya. Valla. Vallahi. Gittimse şaka mı yapıyorsun? Abi niye gece 11'de arayıp sana acil para gönder diye şaka yapayım Demet ya? Ne bileyim ki? Tanıdığım en zengin sensin. Vallahi anlayın fakir benim. Senin Allah ben öğrenmez, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Şuna bir güzelleri atalım mı? Cem'in dramını izliyoruz yani. Kanka normalde bu kadar uzatmazdık ama ara Allah'ın sana birisini lazım. Yani bir para, bir 50 lira bir şey bul lan. Aa, bir dakika abi, şimdi buldum, bir dakika. Senin adına ben bir arayayım. Ağır çekildi. Tamam abi, ben şimdi net bir şekilde buldum. Sayın abonemiz yanlış para girdi. telefon kapanmış. Senin adına da. Yok, buldum. Bir dakika, arama. Borcunuzdan telefonu kapanmış ya. Şimdi ne? Kesin. Garanti BBVA, müşteri iletişim merkezi. Kredi çekeceğim abi, ben onur meselesi yaptım bu işi. Aradım abi bankayı. Burada fotokopi makinesi var mı? Kimlik benim fotokopi şey yapabiliyor muyuz? Kısaca söyler misiniz? Örneğin, kaç şifremi alacağım diyebilirsiniz. Aa dur, senin adına yapıyor. Serenay Sarıkaya'yı mı arayacağım? Aradığınız kişi şu anda bir başka kişi. Ben arıyordum oğlum. Sizin arkadaşınız. Ya bir şey, beyler sizde yok mu ya? Ya Cem, bak al, üstün yazmış, ne oldu acil demiştin abi demiş. WhatsApp'tan. Ara hemen üstünde ara. O doğru. Ama de ki kanka sen 1,5 kamera yolu. Nerede? Kaç para? Hesabını mı yollamış? Hesabını göndermiş. Kaç lira oldu? Her abi burayı göster. Demiş ki 560 lira var, göndereyim mi? 1500 göndereceğim diyen çocuk. Hani onu da... İşte benim çevrem. Üstüne bu arada bu programı izleyenler reklamlara meklama tıklasınlar. Mamanya tıklasınlar en azından. Rezil olduk ya. Cem'in para topluyoruz ya Cem'in. Ben çok gerilere gittim abi. Ben 4 sene önceki bayram mesajını cevaplamadım, amcama gittim şu anda. Amcacığım ya, hangi bayramda onu bilmiyorum. Seni Nasıl Bilirler bölümü sona erdi. Bu bölümde kazanan Cihan Talay oldu. 2500 lira 2 ile 3 arası yollarım dedi arkadaşı. Dost biriktirmiş adam. Okay. Cem İşçiler peki ne kadar topladı derseniz? 1500 lira yola çıkıp 563 lirayla düştük. O da 560 liram var yazmış. Hani abi herhalde bırakacaksın, adama da biraz bırakacaksın. EFT parasını düşer. 37 yıl yaşıyorum ve şunu gördüm şu anda. Ayhan'la biraz daha yakın olmalıyım. Yani Ayhan kardeşim Cihan'a 2500 lirayı bir çırpıda gönderebilirim dedi. Ben de sana gönderirdim ama ben yanında olduğum için ha. Sen burada. Bu her gelenler böyle diyor abi. Ben de sana gönderirdim. Ben de sana, ama ondan sonra da durum bu oluyor ya. Yani yok. Diğer arkadaşlar yollamıyor. Şimdiki bölümümüz şat bölümüne geçtik. Şat bölümünde konuklarımıza tuzlu su veriyoruz. Ve bazı sorular soracağız. Eğer sorduğumuz soruyu doğruysa onlar için, sizin için doğruysa hiçbir şey yapmayacaksınız. Eğer sorduğun soru yanlışsa hemen içeceksiniz. Hiçbir şey söylemeden içeceksiniz. Ona... İkimize mi soruyorsun? Evet, ikinize söylüyorum. Daha önce hiç yalan söylemedim. Söylemediyseniz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ha, tamam. Söylediyseniz... İçiyorsunuz. Al bunu da iç.
Ama öğrensen, öğrensen dersin ki iyi bir almışsın dersin. Evet, evet. Öğrenme zamanı. Adam merak ediyor, hayvan gibi ki o içmedi yani, o insanın yalan söylememiş. Ne söylediğini ben hemen hatırlamaya çalışacağım. Gerçekten çok önemsiz bir şeydi. Programla alakalıydı ya. Bir şey olmuştu. Senin bu gösteri çok güzel geçti demiştin ama. Şey, abi çok komikti. Yalnız ben sarmıştım. Onunla alakalı hiç dedikodu yapmadım. Dedikodu yapmadım. Yaptıysan hiç. Dedikodu yapmışımdır ya. Çok mutsuzdu bu. Yapmadım ben kardeşimle şöyle söyleyeyim. Hayır, yaptıysan içmek zorundasın abi. Yani konuşmuşuzdur hakkında. Hakkında konuşmuşumdur. Adam şu anda dehşet. Gerçek yüzüne söylüyor. Adam net yüzünü söylüyor. Keşke konuşmasaydım ya. O dilin keseydi. Oğlum bu ne ya? O eleştiriye çok açık birisidir. Doğruysa hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bravo. O kesinlikle benden daha yakışıklı ve daha havalı. Bence burası senin için. Yani havalı, yakışıklı ve havalıysa içeyim mi? O senden daha yakışıklıysa yok iş ya, yapmıyorsun. İçme ya, boş ver. Ha. Ama sen daha yakışıklı. İçeyim yakışıklı göreyim kendim bari kardeşim. Tuzlu suyla. İçmiyorsanız demek ki. İkimiz de çok çirkin olduğumuzu düşündüğümüz için. O zaman. O yüzden. İkinizden birisi daha yakışıklı deseniz kim daha yakışıklı sizce? Sizce. Kapışıyoruz falan diyemedi yani. Ya illa birimiz daha yakışıklıysa Cihan. Hani illa ama yani. Hani bayağı bir illa. Eğer yakışıklı kavramı ikimizden birine kalktıysa. Kendi yakışıklı ya rahat ama. Yok canım. Bana şimdiye kadar yaptığı hiçbir şakaya alınmadı. Vallahi ben de içmek istiyorum hatta. Ay, tuzlu suyu. Çok sever tuzlu suyu. Genelde böyle olur. Normalde tuzlu içer. Nasıl bu saate kadar bekledi bence? Akşamdan akşama canım benim tuzlu suyu. Bazen tuz bulamıyor, ben getiriyorum o suyu. Saat 11'den sonra bulamıyorum da. O getiriyor tuzlu suyu. Limonlar da ne kadar pahalandı. Kıbrıs'tan getirmiştin geçen. Tuzlu suyu. Giyim kuşam konusunda çok iyidir, tarz sahibidir. Niye abi çok güzel giyiniyorsunuz? Çok güzel giymişsiniz abi. Niye özlediniz? Kötü mü buluyorsunuz birbirinizi? Ne giymeli abi adam mesela? Ya yani Cem abi ben söylüyorum bu arada abi. Giyin, örtün de giyin. Yok Cem abi çok alışveriş yapmayı seven bir insan değil. Kıyafet özellikle. Para vermiyorum oraya. Yok ondan değil ya. Para üşendiğinden ya. Gel abi bak şu ayakkabı çok güzel. Pantolon. Abi bana söyle de gitmiyorum. Evet. Kavgaya çağıracağım ilk kişi odur. Cem buna içer. Niye lan? Odam kollara baksana. Rambo gibi. Diğeri daha iyiydi. Gerçekten tuzlu su var. Durmaz mı diyorsun? Adam yandı lan. Kurudu adam, kurudu. Ben o benim ağzım için su istedim. Tuzu basmış. Bayılacağım abi. Yok ya. Abi ben yarım kilo tuz ver. Ben yalayayım bunu. Yanlış olur. Neden abi kavgaya ilk çağıracağın kişi Cem işçiler değil? Normalde benim aklıma ilk Cem işçiler. Kamyon Cem işçiler çağırıyor. Gelir. Gelir de yani. Ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Ara bulucu. Ya. Yani herhalde konuşur falan, anlaşmaya çalışır. Ben kavgaya çağırmam onu, bir kere çocuğu var artık. Asla çağırmam. Anlatırım ama şöyle kavga ettik, böyle yaptık falan diye. Anlatacağım kişi onu, çağırmam onu. Onu iyi için çağırmam. Kavgacı biri değilim. Zaten canlı kavga etti adamlarla. Oraya polis giremiyor oralara. Ben nasıl gireceğim? O bende fatura ve kirayı ödemeden istediği kadar kalabilir. İstediği kadar ama. Hiçbir şey karışmadan istediği kadar kalabilir. Vallahi mi? Vallahi. Acı çoluğun çocuğun evde kalıyorsun. Odada bütün gün yatan bir adam. Bir yıl, iki yıl. Eşin demeyecek mi? Acı nedir bu iş? Hacı adam gel vücuda. Aynı su mu abi? Niye abi? Ayıp değil mi? Ama yarım yaptı herhalde bu. Olsun Cem. Sırf tuzunu içtim. Cem parayı da yapmadık. Suyu kattım. Parası yok, adam İstanbul'da kalıyor. Abi evden çıksın da para alır. Bütün gün evde yatarsan tabii para kazanamazsın. Çıkar dışarı dedim. Çık dışarı da bir para olmadı, kaldırım kenarında para arasan bir bulursun 10-20 lira en azından. Yan tabii ki gel her zaman. Başımızın üstünde yerim var ama. Bizle beraber Paris'e geldin. Paris'e paraları yerken.
Ay her zaman başımızın üstündeyiz. Ayhan'ı ara. Ayhan veriyordu ya sana 2500. Ayhan'ı ara derdim. Gayret göster para kazanmak için. Gösteriyor. Akşam yine geliyor. İşi bulamamış. Beraber ararız. Başka bir şey yaparız. Eşi dostu devreye sokarız. Onlar da bize geri kalırlar. Eş dost aç. Arkadaşlar bir soru daha soracağım. Hamburgerlisi yok mu yarışmanın? Evet bırakmam. Borç vermesi yok. Kısım yemek. Abi Cihan. Efendim. Issız bir adadasın. İkinizin de bu soruyu hissetmenizi istiyorum. İkiniz de çok açsınız. Issız adada ikiniz kalmışsınız sadece. Kimse yok. Aylardır aç susuz takılıyorsun. Beraberiz. Kimse yok. Yardımına gelen de yok. Hep bir umutla bekliyorsunuz ve çok açsınız. Sen böyle bir yemek ararken abi, Cem orada yatmış abi, hareket edemiyor. O kadar yorgun ki ölmek üzere. Sen yemek ararken bir tane muz buluyorsun. Yanında da Cem yok. Abi o muzu yer misin tamamını? Yoksa Cem'e de getirir misin? Ama ölmek üzeresin sen de. Tamamını yemem. Yarısını yerim, yarısını saklarım. Acıktık çünkü. Sanırım yani ondan. Tamam. İşte kardeş. Yarısını alırım, yarısını da ona veririm. Yarısını veririm. Ben muhtemelen yerim o muzu. Vallahi mi? Yerim. Ben yemezdim. Ve öyle bir davranırım ki, Can oğlum nerede ne yiyeceğiz ya böyle diye yanına gelirim seke seke. Valla burada bir şey bulamadım. Hatta ağzında burada bulmuş. Aynen. Şey Can istese bunu biraz yalan. Bak dilinde buz tadı var diye. Yedin abi, getir, geldin Cihan'ın yanına. Hiç söylemiyorsun muz yediğini. Cihan da diyor ki, abi diyor sen yokken diyor sudan bir muz geldi. Ben yarısını yedim, yarısını sana sakladım diyor. Bak sen yemişsin kendin, o da sana saklamış yarısını. Onu yer misin? Sen 1,5 muz yemiş olacaksın. Onu da yer. Abi ama yani... Yerim. Bayağı ıssız adada keyif yapıyorum. Karnını doyurdum. Issız adada. Ya lan ölmek üzere. Hatta şöyle yaparım. Ya sigara var mı? Karnımı doydum. Abi yani beni doldurdu. Ay abi şey demez misin ya? Bu adam da ölüyor. Ben yedim. Hani kanka yok ben yemeyeyim sen. Abi ikimiz beraber. Belli eder o zaman kendini ya. Orada bir sorun yok. Yok hani azalır. Ben yemeyeyim azalır. Ya falan dokunayım. Böyle bir. Abi güzel misin? Geliyor. Muz yeter lan muzu. Ben onu getirirken sana senin muz kabının üstüne muz kaçıyor. Kafası kırdı. Beyni patlıyor. Böyle bir muzu bastırıp beynini. Ama ben yemin ediyorum. Ama o yemiyor musun? Ben verirdim. Yarısını gerçekten verirdim sana. Hatta senin yanına kadar gelirim. Omuzun yarısını değil, abi helal bak isterdim ki, var. Elimde böyle bir şey var. 50 lira veriyorum. Bunun yarısı senin derdim yani. Fazlı Polat'la Nifak'ta Şarkımı Söyle bölümüne geçiyoruz şu anda. Şarkımı Söyle bölümünde konuklarımıza önce açıklama yapmam gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Böyle içki sofralarında falan erkekler birbirinin gözüne, kadınlar birbirinin gözüne bakarak Türk sanat müziği söylüyor ya. Hani işte duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini falan diye birbirine bakarak söylüyor içki masasında. Abi gerçek hayat yani daha doğrusu alkolsüzken bunu yapabiliyor muyuz diye çok merak ettim. Ve bunu konuklarıma soruyorum. Bir aşk şarkısını bildiğiniz ya da ben size bu Türk sanat müziğinden bir cümle söyleyebilirim. Birbirinizin gözlerine bakarak önce sen sonra sen ya da önce sen sonra sen. Birbirinin gözlerini hiç ayırmadan. Kim yapabilirse o kadar. Fazla bir şey söyleyeceğim. Sen programın finali neye bağlamak istiyorsun? Yani gerçekten. Dostluğumuz daha ileri. Ya bir şey, tamam. İki dostun. Belirli bir saatten sonra bir şey başlaması dostluğun pekiştiği anlamda gelmiyor ki. Yani bu başka bir şey. Abi niye? Birbirimizin gözlerine bakarak. Niye gözlerine bakarak aşk şarkı söylüyoruz abi? Hayır şu yüzden. Biz bunu içki içerken yapıyoruz. Tuzlu içirdin içirdin sonra. Hadi bakalım gözlerine bakarak. Abi içki sofrasında ben görüyorum Beşiktaş herkes birbirine bakarak şarkılar söylüyor. Bakarak yapmıyor. Vallahi yani yapıyor ya. Abi. Sen sosyal hayattan çok kopuksun ya. Böyle bir şey yani. Ben sana bir şey mi? Sen yanlış sofralarda oturuyorsun. Sen yani. Bildiğiniz bir aşk şarkısı var mı? Yalnız benim şarkım sözleri seni aradım kadifelerde dudak izlerinde. Tamam olsun daha güzel. Bu dudaklarımı aradım ben. Hayır canım. Herkes anlayacak da. O da o şarkı da çok acayip. Yani. Nasıl bir kadınla beraberse yani. Pavyon gözüme. Benim karı gelmedi mi buraya ya? Kesin gelmiştir abi çok acayip. Nasıl bir şarkı o ya? Bu enteresan. Seni aradım. Kadehlerdeki dudak izlerinde. Hiç ben bu kadar kötü ses duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
Yazık ol. Yok güzel söyledim lan. Valla bravo. Kanka evet, sen de. Şu gözler mi abi? Değil de. Seni niye bana ilk şu dudaklarımı demiyorsun? Ben dudaklarımı aradım. Valla çok teşekkür ediyorum ya. Bu arada birbirinizi hala tanımlamak ister misiniz cümle olarak, bir cümle olarak? Cümle değil miyim daha? Bir kelimeyle tanımlayayım. Hı. Abim. Abim. Sen evet. İstersen bir heceyle de tanımlayabilirsin. Aa. Evet, evet. Aa bu ne ya? Böyle mi bir şey var? Abim. Abi son bir kez sarılın. Programı sona erdirelim. Gerçekten de. O kadar. Birbirinize son, hakikaten çok iyi bir dostunuz. Son bir şey soracağım. İçinizde böyle kalan lan bir şey oldu mu? Lan bana bir şey öğrendiniz mi bugün karşı taraftan? Bir şey öğrendiniz mi programda? Öğrendim. Ben öğrendim. Ne abi işte söyleyeyim. Ne düşünüyorsam doğruymuş, onu öğrendim. Ben de hali hazırda bildiği şeyi insan öğrenmez diye düşünüyorum. Tamam geçirdim. Böyle ağır işte. Sonradan uyandım. Vay öyle olduk he. Peki abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fazlı Polat'la Nifak sona erdi. Bu haftaki programımızın konukları Cem İşçiler ve Cihan Talay'dı. Onların dostluklarını da şöyle bir irdeledik, test ettik. Sizce geçtiler mi, geçmediler mi? Yorumlara yazarsınız. Rapid TV'yi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda programla ilgili konuklarımıza sormak istediğiniz bir soru olursa da onu alta yazabilirsiniz. İsminizi kullanarak sorabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşünceye dek esen kalın. Ne saçmalıyorum. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah. Eyvallah. Hanımlar beyler. Nifak bitti.